Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda göbek bağlamak, çok uyumak, tembellik ve yakın azlığı ile ilgili bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir'in radıyallahu anhu kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ehşa ma heşitu ala ümmeti kiberul betni ve mudavemetun nevmi vel keselu ve da'ful yakin. Sadaka Resulullah. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler karın büyüklüğü, göbek bağlamak, çok uyku, tembellik ve yakin yani iman azlığıdır. Kenzül Ummal. Hadiste belirtilen ve Nebiler serverini korkutan hususlar üzerinde önce kısaca durup sonra bunlar arasındaki irtibata geçelim. Göbek bağlamak. Hadisteki ifadesiyle kiberul batın. Kendini gaflete salıp çok yiyen, yeme ve içmeyi hayatının gayesi edinen, ve tabir caizse yemek için yaşayan ve tabii bunun neticesi olarak da olabildiğine şişman olan insan demektir ki bu Allah Resulü'nün dünya ve ukba hayatları adına endişe duyduğu insanların birinci özelliğidir. Çok uyumak. Aslında bu tabir izafidir. Bugün bir insanın günde ne kadar uykuya ihtiyacı var diye doktorlara sorduğumuzda genellikle 5 saat cevabını alırsınız. Ve hekimler bunun ötesinde bir uykunun insan vücuduna zarar verebileceği üzerinde ısrarla dururlar. Kaldı ki bu meseleye hekimlerin yanı sıra İmam Gazali'den Bediüzzaman Hazretlerine kadar birçok ehli tahkik parmak basmış ve Allah ile irtibat adına çok uykunun sebebiyet verdiği tehlikeler üzerine durmuştur. Aynı düşünceden hareketle medrese ve tekkelerde uyku meselesi disipline edilmeye çalışılmış ve uykunun oralarda 3 saate kadar indirildiği olmuştur. Bu açıdan çok uyku izafi bir kavramdır. Bazısına 8 saat uyku az, bazısına 3 saat çok gelebilir. Ama ne olursa olsun tıp biliminin verilerine göre günde 5 saat uykunun insan vücuduna yettiği gerçeğinden hareket ederek günlük uykumuzu azami olarak 5 saate düşürmeli, ondan sonra bunu tedricen daha aşağılara çekmeye gayret göstermeliyiz. Yalnız bu arada şu hususa dikkat etmemiz gerekir. Yeme ve içmesine disiplin edemeyen, önüne her konanı yiyen bir insanın uykusunu azaltması mümkün değildir. Buna hadiste ifade edilen hususların birbiriyle irtibatını ele alırken tembellik. Allah Resulü'nün dualarında Allah'a sığınmış olduğu hususlardan biridir. Tembellik. İnsanın temel felsefesi varlık aleminin her bir parçasında canlılığın ve hareketin olmasıdır. Bu felsefeye zıt olan hemen her hususa İslam müdahale etmiştir. Mesela atıl olarak bırakılan ve üzerine hiçbir şey ekilip biçilmeyen toprağa ihya etmek şartıyla el koymak hakkı vermiştir. Ticari hayata sirküle edilmeyip bir kenarda atıl bırakılan paranın sahibine ciddi tehditte bulunmuş vesaire hikmetlerinin yanı sıra bu ataleti önleyebilecek bir tedbir olarak o parayla zekatı verilmesi gerekli olan mallar arasına katmıştır. Tembellik adına cansız eşyaya karşı tavrı bu olan İslam dininin tembel tembel bir kenarda oturup adeta asalak hayatı yaşayan insana karşı da tavrı herhalde bundan farklı olmayacak. Aksine daha sert olacaktır. Nitekim Allah Resulü'nün üzerinde durmaya çalıştığımız hadiste onu ümmeti hakkında korktuğu şeyler arasında sayması bu tavrın bir göstergesinden ibarettir. Değerli dostlarım, yakin azlığı ise şudur. Yakinin ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin gibi mertebeleri vardır. Buna göre bir insan inandığı hakikatleri ilme dayandırarak yorumlayamıyorsa onun hiç yakini yok demektir. Yani insan Allah'a, peygamberlere, kitaplara, haşre ve imanın sair unsurlarına olan imanını ilimle besleyememiş, onu kainattan alınıp süzülen, afaki delillere dayayamamış veya enfüsü delillerle irtibatlandıramamış ise bu insanın hiç ama hiç yakini yoktur. Yakin azlığı değil, yakin yoktur. Çünkü yakinin başlangıcı ilimdir. İnsan için ondan daha aşağı bir mertebe bahis mevzu değildir. Zira bunun aşağısı behaimin içinde yaşadığı bir hayattır. Yakin mertebelerinin başlangıcı ilimdir. Mesela şu karşımızda adeta meşer gibi serilen kainat kitabını bir seyyah, bedi zevki olan bir sanatkar veya ekoloji ilmine vakıf, onun derinliklerine dalmış bir ilim adamı gibi tetkik etme ve bundan sonra Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an'ı okuyarak Kur'an ile kainat arasında köprüler kurup Cenab-ı Hakk'ı kabullenme, ona aksine ihtimal vermeyecek ölçüde inanma, yakinin ilk mertebesidir ki buna ilmel yakin denilebilir. Aynel yakin ise eşyanın çehresinde Allah'ın tecelli edişinin görüldüğü bir mertebedir. Yani insanın vallahi ben şu ağaçta Allah'ı görüyorum dediği mertebe. Yalnız bu şahsın hususi mütalasına, sezmesine, hissetmesine bağlıdır ve bu yönüyle objektif değil, bütünüyle subjektiftir. Bu mertebede insan çiçeklerin açmasında,
ağaçların semalara doğru ser çekmesinde, kuşların cıvıldamasında, suların şırıl şırıl akmasında, hasıl her şeyde kemiyetten, keyfiyetten, araz olmaktan münezzeh Cenab-ı Hakk'ın arkasında tıpkı Mecnun'un Leyla arkasında koşturduğu gibi devamlı koşturur durur ve sürekli onu arar. Şu iz, şu hülya, şu silüet galiba o der. Ve hakkal yakin, o bütün Allah'ta fani olma, onun bekasıyla bekaya erme demektir. Tasavvufi ifadesiyle fena fillah, beka billah makamıdır bu. Aslında bütün bu mertebeler birbirine kuvvet ve destek veren ve iç içe yaşayan mertebelerdir. İnsanın mutlaka bu mertebelerden hiç olmazsa birinde hissesi olması lazımdır. Aksi halde hadisin ifadesiyle Allah Resulü'nün ümmetim hakkında en çok korktuğum dediği tehlikeli bir daire içine girmiş demektir. Değerli dostlarım, hadis-i şerifte ifade buyurulan hususların birbiriyle olan irtibatına gelince, bir insanın hayatında yeme ve içme gay olmuşsa onda yakinin olması mümkün değildir. Yakin, hayretin dehşeti içinde yaşayan ve yemesini içmesini ancak ayakta kalabilecek kadarla sınırlayan kimseler için söz konusudur. İhtimal Nebiler Sevreri bu noktayı dikkat nazarlarımıza sunmak için Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa o zaman midesinin üçte birisini yemek, üçte birisini su, üçte birini de nefes için ayırsın buyurmuştur. O halde insan midesinin altında kalıp ezilmemeli, yemesini içmesini disipline eden, edebilen bir irade insanı olmalıdır. Yani mide insanı olmamalıdır. Aksi halde abur cubur kendini yemeğe salıveren birisinin az uyuması da tembellikten kurtulması da yakine ulaşması da mümkün değildir. Meseleye bir başka açıdan yaklaşacak olursak bir insan çok yiyorsa onun şişmanlaması, tabir yerindeyse kilo insan olması gayet normaldir. Böylelerinin kendini uykudan alıkoyması, tembellikten kurtarması imkansızdır. Dolayısıyla çok yiyen bir insan kendini uykuya salar, uyku onun şişmanlamasını sağlar ve böylece fasit bir daire teşekkül eder. İşte bu tip insanların yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi yakinden nasiplerinin olması söz konusu değildir. Veya başka bir ifadeyle çok yiyen, çok uyuyan insanların tembel tembel oturmaları ve adeta bir ceset insanı olmaları gayet normaldir. Netice itibariyle değerli dostlarım, mümin, peygamberinin endişe ederim dediği şişmanlık, çok uyku, tembellik ve yakin azlığından ve bunlara sebebiyet verebilecek her şeyden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmak zorundadır. O, İbrahim Hakkı Hazretlerinin az ye, az uyu, hayrete var, fani olandan, bul beka, ol ana, mihman gecelerde dediği gibi az yemeli, az uyumalı, hayretin dehşeti içinde yaşamalı ve sonra Rabbinin misafiri olup onun enfası kutsiyesini daima içinde hissetmelidir. Ve gecelerde Rabiatül Adeviye'nin herkes yatağına çekildikten sonra kalkıp dediği gibi dostlar dostuna kavuştu, işte ben de sana geliyorum deyip Allah'a vuslat arzusu içinde coşmalı, aralanan perdelerden maiyeti ilahiyeye ulaşmaya çalışmalı, onun kapısının tokmağına dokunmalı ki yakin kendisine nasip olsun. Hasılı bu hadisin unsurları arasında öyle bir telazum ve irtibat vardır ki onları birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ayrıca bu hadisin tıp dünyasını alakadar eden ve mutlaka tıbbi açıdan incelenmesi gereken yönleri de var. Onu da bu sahanın müstesna simalarına, işin uzmanlarına, doktorlara havale ediyoruz. Rabbim sağlıklı yaşamayı, çok uyumaktan, fazla yemekten, yakin azlığından bizleri muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.